aşağıya indiğimizde inmeden buraya gelinecek ve burada bir işte tak var. O takın içerisinden geçtikten sonra ilk görülecek şeyler buradaki şu anda gördüğünüz yapımı devam eden amfiteyatro gibi şeklinde yaptığımız tribünler. Çok amaçlı tribünler. Çok amaçlı. Yani şuraya da çünkü büyük bir sahne kuracağız hocam. Bunu siz istediğiniz gibi konferanslarda, konserlerde, çocukların eğlencelerinde ne derseniz yani böyle bir meydan yok. Buralarda yapılır. Açık meydan yok. Evet. Tabii kapalı alanımız var. Bu daha iki kademe daha çıkacak bunlar. Devam ediyor işimiz. Bunlar hemen bitecek elbette. Burada çok güzel bir döşeme göreceksiniz. Böyle karelaj bir döşeme göreceksiniz. Şimdi zaten yani artık herhalde kurara bulandınız. Bunlar yıkılacak. İkinci etap. Onlara da inşallah paramız olacak. Bildiğiniz gibi İskender Teknik Üniversitesi olarak 6 Şubat depreminden sonra bu mal bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Şu anda bulunduğumuz inşaat alanına baktığımızda burası İskender Meslekçisi Okulumuzun yani en köklü birimlerimizden bir tanesi. Burada bulunan bir ana binamız, 4 tane de atölyemizin hepsi ağır hasar almış ve bu kapsamda da tabii ki yıkılması gerekiyor, yenisi yapılması gerekiyordu. Burada ilk günden, depremin ilk anından beri yanımızda olan Ottu Emir Vakfı ile beraber bize geldiler, katkı sağladılar ve iki tane binamızın şu an birazdan da göreceğimiz gibi inşaat aşaması bitmek üzere. Bunu Emir Vakfı'nın değerli bağışçılarıyla beraber ki aramızda şu an değerli bağışçılarımız da bulunmakta devam ediyoruz. Ana binamız ve sınıflarımızı Cumhurbaşkanı ödeneğimize hepsini göndermiş durumda. Tabii diğer 4 tane atölyemizde sayın bağışçılarımızla beraber hayata geçireceğiz. Bu okulun önemi şu, 3250 öğrencimiz burada eğitim öğretim almaktalar. Bunlar 21 farklı bölümde ki bunların arasında hibrit araçlar ve drone teknolojileri bulunan bölümlerimiz de bulunmakta. Ve özellikle sanayinin ara eleman değil aran eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla yıllardır süre gelen bir geleneği yıllardır daha da ileri götürmek amacıyla hep beraber el ele verip tekrar İskender Meslekçisi Okulumuzu ayağa kaldırmak hatta eski günlerden daha da ileri taşımak amacıyla hep beraber çalışıyoruz. Onlar da bizim otomotiv binasını geçen hafta sözleşmemizi imzaladık. Onlar da otomotiv binamızı hayata geçirecekler. Herhalde önümüzdeki ayda onun temelini atmış olacağız. ODTÜ mezunlarının kurduğu Emir Vakfı çalışanları, üyeleri, kurucuları olarak şu ana kadar geçirdiğimiz iki büyük depremde olduğu gibi yani 99 yılındaki İzmit depremi, 2011 yılındaki Van depreminde olduğu gibi eğitime nasıl katkı sunabiliriz bu büyük felaketlerden sonra? Hep onların arayışı içerisindeyiz. İşte 1000 küsur öğrenciye ODTÜ Mezunlar Derneği ile birlikte burs veriyoruz. Ama bunun ötesinde de daha montanlı, daha büyük işleri de bağışlarla, bağışçılarımızla birlikte eğitime yardımcı olmak amacıyla ne ihtiyaç varsa bölgelerde onu karşılıyoruz. İşte bunlardan bir tanesi de deprem sonrasında hemen geldiğimiz bu bölgede hocamızla tanıştık. İskender Teknik Üniversitesi Rektörü. Onun ihtiyaçlarını dinledik. Ne yapabiliriz size? Nasıl bir katkıda bulunabiliriz? Dedikten sonra o aşağıdaki büyük kampüsü bırakın. Esas bu bölgenin ve Türkiye'nin ihtiyacı olan demin bahsettiği 3200 tekniker ara eleman, aranan eleman diyor hocam. Aranan elemanı yetiştirecek olan bir yerimiz var dedi, bizi buraya getirdi. Ve burada hepimiz birden o anlattıklarını ağlayarak dinledik. Orada da söz verdik. Sonra bu söz üzerine biz bunu yapacağız dedik. Başladık, bütün bürokratik şeyler, muameleler tamamlandı. Kasım'ın 28'inde de sizler de vardınız. Temel attık burada. Bir yıl süremiz vardı öğrenime açılacak binaları, büyük binalar yapmak için. Ama bu bir yıl Kasım'da bitiyordu. Öğrenim sezonunu kaybetmemek için Ekim'in ilk haftasını aldık. Bu sene doğrudan yüz yüze eğitimler başlaması için hocamla anlaştık. Programımızı da sıkıştırdık. Gece gündüz çalışıyoruz. Biz bu işi bitireceğiz ve buraya hediye edeceğiz. Gençlere hediye edeceğiz. Bu bölgenin gençlerine hediye edeceğiz, bağışlayacağız. Ve mutlu mesut, vicdanımız rahat bu bölgeden gideceğiz.